gideceğiz. Bilmiyorum. Ne söyleyeyim? Annesinin yaşadığı nasıl bir şey? Annesi yaşadığı gibi. En azından anlattığın kadar ölü değil. Safiye'yi burada yaşatacaksın da. Çok yaşlandın kılıç. Kardeşiyle ilgili konuyu nasıl söyleyeceksin? Onu da annesi söylesin. Abdüreyh, sen olsan nereye saklardın? Ben vasiyet bırakmazdım. Hiç mi bu hayatta yazacağın 3-5 satır sırrı olmadı? Bütün hayatım. Nerede çengel attılar seni? Yetimhanede. Ondan. Nasıl oldu? Yatılı bölge okullarından birileri geldi. Üstün zekalı öğrenciler arıyoruz dediler. Beni aldıklarında çok şaşırdım. Derslerim kötüydü. Sapanla kuş avlayan bir serseri. Turnayı gözünden vurmuşlar Abdülhey. Okula girince anladım. Önce ballandıra tarih dersleri. Spora özel hazırlık. Öyle bir noktaya gelmiştim ki vatan için ne yapabilirim diye kendimi yiyip bitiriyorum. Meğer tarih hocası bölge sorumlusuymuş. Sonra? Bir kutu ilaç verdiler. Hepsini yut dediler, yuttum. Gece hastaneye kaldırdılar. Gözümü açtığımda ölmüştüm. Nasıl iş? Eski kimliğime ihtiyaçları yoktu artık. İran'da, Suriye'de, Lübnan'da kamplarda yaşadıktan sonra Kuzey Irak'ta Omar aşiretinin içerisine yerleştirdim. Peşmerge yaptın hey. Aslan Bey ne zaman çağırdı seni? Çağırdığının ertesi günü karşındaydım. Mafya babasını koruyacaksın. Abi niye seni bizden bulduğunu söylemedi? İki kişinin bildiği sır değildir Abdülhey. Nereye sakladın aslan? Sen de bir parça yardımcı ol Ömer baba. Tamam, emanet duygun.